Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Merhaba genç kalmakta ısrarlı ve kararlı olanlar. Canlarım benim be. Güzellerim benim. Dünyanın en güzel insanlarıyız. Evet, dünyanın en güzel insanları bizim topraklarımızda yaşıyor. Hepsi değil. Aslında hepsi çok güzel ama arada <laughs> arada bazı neyse yani. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten o kadar güzel bir milletiz ki. O kadar güzel bir milletiz ki. Bazı uyanıklar çıkıp saflığımızı, saflığımızı, eğitimsizliğimizi, bilgisizliğimizi istismar etmeseler. El ele versek, dikeni gül etmezsek namerdim. Ama yok abi. Yok abi. Bu siyasetçi milleti var ya Türk siyasetçisi. Hele son 17 yıldır. Hele son 17 yıldır. Abi biz dikeni gül ederim dedikçe <laughs> onlar gülü diken ediyor. Anladınız siz onu. Neyse. Şimdi öyle ilginç bir ülkeyiz. Öyle ilginç bir ülkeyiz. Bazı konularda o temiz insanlarımızın, güzel insanlarımızın adeta ve sanki bilerek yanlış anladıklarını zannediyorum neydi o ee, Aşkı ve Memnuda Madame Flaubert mi vardı? Unuttum şimdi. Benim seyrettiğim ma, film, film olarak seyrettiğimde Nevra Serez'de oynuyordu. O, o, o kaç sene önce? Bundan 40 küsur sene önce. Orada Anlamisim Anlamisim ama eski Anlamisim diyordu. <laughs> Fransızca bir mürebbi, hocasıydı mürebbiye. Ee, canlarım benim. Evet, bazıları da anlıyor, anlıyor ama eskiyi kanlıyor. Ya ben Türk bankalardaki döviz mevduatlarına el konulacağını söylemedim ki. Asla öyle bir şey yok. Ne konuşmamın bir tarafında var, ne konuşma başlığımda yazılı olan kısmında var. Tanıtım konuş yazısında yani. Yok öyle bir şey. Ben diyorum ki ve bakın burada da çok ciddiyim. Bunu günlerdir dikkat çekmeye çalışıyorum buna. Ama galiba onu da anlatamadığım için öğlendeki konuşmamda har diye yazdım. Abi bankalardaki döviz mevduatlarını bir gecede TL mevduata çevirebilirler dedim. Abi bu bir kanun. Bir tek kanun abi ya. Hatta hatta Türkiye'de pardon pardon kanun da değil. <laughs> Saygı değer ve sevgi değer Cumhurbaşkanımız bir gece oturur yanındaki danışmanlarınla beraber ya da oturmaz ayakta durur ya da ne oturur ne ayakta durur siz gidin ben tek başıma yaparım der bir karar alır abi bankalardaki döviz mevduatları tez TL'ye çevrile hangi kurdan mı Abi o kadar kolay ki. Türkiye'de bu bu sistemle yani Kılıçdaroğlu'nun başta ve Akşener'in tek adam sistemi dediği, haklı olarak tek adam sistemi dediği bu sistemde bu ülkenin Cumhurbaşkanı isterse oturur, doları sabitler abi. Ya Merkez Bankası başkanını bir gecede değiştiren bir Cumhurbaşkanı anayasaya rağmen anayasaya rağmen bir gecede değiştiren bir cumhurbaşkanı oturup sabit kur sistemine geçtik. 1 dolar 4 lira ya da 1 dolar 3 lira hatta. Abi çok kızdırmayın 1 dolar 2 lira yapar. Kişi başına milli gelir bir gecede 20 bin doları geçer. <laughs> yani canlarım dedim ya çok zor değil ya. Yapar abi. Der ki 1 dolar 2 TL mesela. E ee, ne olur abi? Şu anda, şu anda bankalarda döviz mevduat hesapları. Bakın döviz mevduatları var. Döviz mevduatları. Bunların hiçbirisi Türk bankalarında, Türkiye bankalarında, Türkiye'deki bankalarda Döviz varlığını anlatmıyor. Canlarım benim döviz varlığını anlatmıyor. Abi bunlar döviz varlığını anlatabilecek kadar döviz olsa gerçekten niye sıkıntı yaşayalım abi? Niçin sıkıntı yaşıyoruz ya? Borç ödeme günü mü geldi? Yok mu? Dolu abi 217 milyar dolar döviz mevduat hesabımız var. Abi 217 milyar dolar. Ya böyle bir ülke döviz borcu demekten niye korksun o zaman abi? Aa, çocuk oyuncu ya. Ödeyemiyor musun borçlarını? TL mevduatları dövize çevirirsin, dolara çevirirsin, avroya çevirirsin. Ödersin abi. Para basmak gibi bir şey, dolar basmak gibi bir şey avro basmak gibi bir şey. Ya yok böyle bir şey ya. Ve ben ben onu da söylemek istemedim zaten. Ya çaresizlikten, çaresizlikten daha kötü bir durum yoktur. Küçücük kediler görürüm bazen sıkışırlar, dev gibi köpeklere saldırırlar. Çaresizlikten köşeye sıkıştırdıkları için en sevdiğiniz kedinizi en sevdiğiniz ve sizi de sevdiğine inandığınız kediyi köşeye sıkıştırıp sert yapın plan yapın. Hani kimi siyasetçiler gibi ulan falan heyt kedi falan deyin. Abi yüzünüzü yüzünüz tırmalar. Siyasetçiler böyledir abi. Siyasetçiler baktılar gördüler olmuyor. Ekonominin gereklerini yere getirirlerse seçim kaybedecekler perişan olacaklar halkın gözünde kamuoyunun gözünde dünyayı görmez gözleri dünyayı görmez her şeyi yaparlar ve Türkiye'de siyasetçiler yönetiyor abi yani gıdaları oy olan siz insana oy vermezseniz gıdasını kesersiniz ya da eyvah oysuz kalacağım diye düşündürtürseniz korkutursanız paniğe kapılırlar her şeyi yaparlar abi ya ben onu anlatmak istedim Haydi bastır. Şimdi yuvarlak gidelim. 200 milyar dolar var mevduatımız. 550 kuruş bir dolar. Yuvarlak konuşuyorum. Ne yapar abi? 550, 11 pardon. 1.1 trilyon lira yapmaz mı abicim? 1.1 trilyon TL yapar bankalardaki mevduatlar, dolar mevduatlarının karşılığı. Abi sen bunu 2 liraya düşürürsen sabit kurdan sabitlersen kuru ve o 2 liradan TL'ye çevirirsen 400 milyar liracık yapar abi. Onlara da alma demezsin ki bankalardan koş al dersin. E parayı nereden bulacakmış devlet? Devlet. <laughs> abi devletten bahsediyoruz yahu yapmayın etmeyin yahu. Biz vatandaşlar olarak devletin yasama organının bugünkü şartlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkarıcı kanun kuvvetinde kararnamelere uymakla mükellefiz. Uymazsak cezalandırılırız. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı 1 lira, 1 dolar, 2 TL diyecek, para basacak ya da para yarattıracak Merkez Bankası'na diyecek ki bütün bankalardaki bu, bu döviz mevduatlarını TL'ye çevir, al sen ki. TL gönder bankalara, TL para yarat yani. Para basmak şart mı abi? Hesap parası, hesap parası fiziki para, anlattım. Daha bir ay önce anlattım, dikkat çektim. Ama demek ki dinlenmemiş mi yine? <laughs> Az kişi dinlemiş demek ki sonuna kadar. Abi çeneleri mi ağrıdı ya anlatırken? İki tür para vardır diye. Bir hesap parasıdır. Sadece hesap etmeye yarar, muhasebe sisteminde kullanılır, bankalarda kullanılır, fiyatlarda kullanılır, fiyatlandırmada, borçlanmada, alacaklı olmada kullanılır. Buna hesap parası denir. Senin bana, atıyorum yani, senin bana derken aman ha sizlerin değil tabi. <laughs> Mesela 100 TL Türk parası borcun var demek sen bana ille de bu 100 TL'yi fiziki para ile ödeyeceksin demek değil abi. Senin bana 100 TL karşılığı hesap parası borcun var. İster havale yaparsın, ister çek verirsin, istersen senet verirsin. Ben kabul edersem tabii yani. Daha doğrusu. <laughs> yani bunlar başka şeyler. Şu anda banka mevduatlarındaki para fiziki para değildir. Hesap parasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bankalarındaki döviz mevduat hesapları Türkiye bankalarındaki döviz varlığını keş olarak nakit olarak yahut da ya da nakitsiz olarak ama giriş olarak hesap parası olarak reel bir döviz girişini anlatmaz. Benim söylemek istediğim o. Devlet de böyle yapar. Bankalardaki döviz mevduatlarını kurda sabitler TL'ye çevirir. E ondan sonra ne olur? Bakın anlattım onu da kaç defa defalarca anlattım. 1957 büyük devalüasyonun sebebi sabit kur sistemidir. Sabit kur sistemi. 1946 yılında zannediyorum yanılabilirim ya da 47'de. 2 lira 85 kuruş olan dolar 1957'ye kadar öyle gitmiştir piyasadaki doların farkı fiyatı o zamanlarda çok farklıydı. Sonra bir bakmışlardır ki yahu devlet dolara 2 lira 85 kuruş 85 kuruş değer biçiyor ama piyasalarda TL'nin değeri 9 liranın üzerinde 9,5 lira kadar. Hayda paramızı devalü et der. 1969 büyük devalüasyonu 14,5 liraya çıktı dolar. Sabit kur sistemi yüzündendir. Siz kuru istediğiniz kadar sabitleyin aynı faiz gibidir ama anlatamıyorum. Bir ülkede tepeciler neden vardır? Neden vardır tepeciler? Çünkü bir ülkede insanlar paralarını piyasadaki faizden satmak bankalardaki pardon bankaların bildirdiği merkez bankasının bildirdiği faizden satmak istemez işlerine gelmez abi. Bazı insanlar ise bankalardan kredi bulamazlar. Bankalar o insanlara kredi vermezler. Yahut da bankalarda para bitmiştir. Ne yaparlar? Parasını Merkez Bankası'nın tespit ettiği faiz fiyatından satmak istemeyen ile bankalardan yasal Merkez Bankası'nın tespit ettiği faiz üzerinden kredi bulamayanlar bir yerlerde buluşurlar, anlaşırlar kendi aralarında. Alacak para, kredi alacak olan Kredi verecek olan tefecinin verdiği, istalep ettiği yüksek faizi kabul eder. Evini, barkını, ocağını, arabasını, otomobilini, tarlasını, arazisini ipotek eder. Hatta artık Türkiye'de o sistem bildiğim kadarıyla çok son 25-30 yıldır ipotek de yok. Doğrudan doğrudan satış vaadi verir. Tapuya işletir. Satış vaadi bildiğin satış vaadi. Zavallı borcunu ödeyemedi mi tefeci gider satış vaadini alır üstüne tapu kaydı geçirtir. Ya bunları bilmiyor mu bu Türkiye'yi yönetenler? Bunları en iyi derece Tayyip Erdoğan ve yanındaki bazıları bilirler. E peki neden böyle buna rağmen Türkiye'yi bu kadar kötü yönetiyorlar? Onların derdi Türkiye'yi yönetmek değil ki. <laughs> Onların derdi Türkiye'de seçim kazanmak. Abi önünde sonunda işin bu noktaya geleceğini vallahi biliyorlardı, billahi biliyorlardı. Ama aksini yapsaydılar devleti ve ekonomiyi kurtarırlardı ancak bu sefer de kendilerini kurtaramazlardı. Ha devleti son 17 yıldır an, ya da da ondan önce de oldu öyle şeyler. Ama Ecevit gibi, Ecevit gibi, Süleyman Demirel gibi, Turgut Özal gibi ve hatta ve hatta Mesut Yılmaz gibi bazen ve Tansu Çiller gibi, Murat Kaya alsın gibi sorumluluk sahibi devlet adamları çıktılar. Ama onlar da sorumluluklarını en son noktaya kadar kullanmadılar abi. En son noktada sorumluluk sahibi oldular. Yani gemi batmak üzereyken. Bunlar ise geminin bayağı bir kısmı battıktan sonra bile hala sorumsuz davranmaya devam ediyorlar. Yahu ekonomi iyi değil. Ekonomi berbat. E ama dolar TL karşısında değer kaybediyor. E kaybediyor da ekonomi geliştiği için kaybetmiyor ki. Hayır hayır hayır. Dedikodularla, konuşmalarla, sohbetlerle. Yarın Trump bir tane atsın bakayım bir e, tweet de göreyim ben o zaman siz bakayım. Eğer Cumhurbaşkanı yarın desin mümkün olmayacak, olamayacak. Sıfır ihtimal yahu. Ya Türkiye, Türkiye 1923 yılından bu yana kurulduğu günden bu yana yani 96 yıldır ekonomide bütün Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını hatta Eylül'ün yarısına kadar el bebek gül bebek geçirir. Neden? E Tanrı sayesinde. Vermiş abi dünyanın en güzel topraklarını vermiş. İklimlerin en güzelini en güzel şartlarda hakiki olduğu gibi yaşayan ülkelerden ender ülkelerden biriyiz. Abi gidip bakın domates, domates artık pazar yerlerinde 1 liraya yine düştü. Neden? Abi yok. Domates satın almayanı dövüyorlar. Evvelden satın alanı dövüyorlardı. Şimdi domates satın almayanı dövüyorlar. Neredeyse bedava verecekler. Her taraftan domates fışkırıyor. Biber fış dolu abi. Salatalık her yer salatalık dolu. İşsizlik bile düştü göreceksiniz. Bunu iddia ediyorum. İşsizlik oranı bile düştü. Neden? E geçici işsizlikten dolayı abi. Ama bunun abi bir de 15 Eylül'den sonrası var. Mekteplerin açılma zamanı var. Kaloriferlerin sobaların yanma günü var. Yanacağı gün var. Yapmayın. Anlatamıyorum. Anlatmak istediğim bu. Bu nedenle de diyorum ki bir gece bir bakmışsınız, bir gece bir bakmışsınız devlet bankalardaki bütün döviz mevduatlarını, döviz mevduatlarını, döviz mevduatlarını, dövizleri değil, dövizleri el koyamaz. Bak bankalarda zaten döviz yok ya. E hesaba el koyarsa aynı şey değil mi? Ya o hesaba el koysa da hangi dövize el koyacak? Neyine yarayacak devletin? Onlar döviz hesabı, döviz varlığı değil ki. Ha devlet döviz almak istediği zaman dövize ihtiyaç olduğunda zaten Merkez Bankası'nın bütün kaynaklarını yiyor abi. Arttırır gene bir ara bakarsınız karşılıkları. Der ki Türk bankaları kendi ellerinde bulunan TL mevduatların, TL mevduatların ya da işte döviz mevduatlarının en az şu kadar karşılığını, en az şu kadar karşılığını Merkez Bankası'na döviz olarak yatırmak zorundadırlar. Ba Merkez Bankası'na Ha buyurun size özel bankaların ya da bütün kamu bankalarının Merkez Bankası'na taahhüt ettikleri, taahhüt ettikleri Merkez Bankası'nda onların adına yatan dövizler. Teminat kim? Banka abi. Beraççım da alır onları oradan yer kullanır abi. İsterse bunu yapar. Ama ben başka şeyden çekiniyorum, başka şeyden korkuyorum. Döviz mevduat hesaplarının TL'ye çevrileceğini söylüyorum. El konacağını söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bankalardaki ne TL'lere ne döviz mevduatına el koymaz. Hiç yapmadı bunu, hiç yapmayacaktır da. Ama bu TL, döviz mevduatlarının TL mevduata çevrilmeyeceği anlamına gelmez. Aksine BDDK ne dedi? Ya iki aydır yırtınıyorum ya, çırpınıyorum. BDDK ne dedi? Dedi ki... 100 bin TL karşılığındaki TL mevduatlarının sigortasının 100 bin liralık miktarını 150 bin liraya çıkarıyorum. Yani vatandaş dedi bankadaki 150 bin lira para, 150 bin lira mevduatın benim garantim altındadır dedi. Demedi mi abi? Dedi abi. Neden dediğini anlattım. El koyacağı için değil paralara. Bankalara el koyacağı için yaptı bunu. Bazı bankalara el koyacak. Halk da şimdiden diyor ki korkmayın ya. 150 bin liranız benim garantim altında diyor. Yani hesaplarınızı bölün bölün diyor. Ona 15'e bölün. Bütün bankalara bölün. <laughs> Çünkü her bankadaki her bir 150 bin liralık hesap BDDK'nın Garanti, tepa, özür dilerim. Ne BDDK'sı? Affedersiniz ya işte bazen oluyor. TMSF'nin, tasarruf mevduatını sigortalama fonu, fonunun garantisi altında abi. Anlatamıyoruz abi. Bazen de haliyle yoruluyorum. Bitiriyorum. Son cümlem o olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bankalardaki paralarınıza, dövizinize ya da TL'nize el koymaz, koymayacaktır. Ama, ama döviz mevduat hesaplarınızı bir gecede TL mevduata dönüştüre bilecektir. Buna da yetkisi var, buna da hakkı var. Hangilerinde? Hangilerinde? Döviz olarak yurt dışından ihracat bedeli olarak gelmiş olanlara değil. Onu yapamaz. İşte onu yaparsa başına dünya yıkılır. Ama sen gitmişsin bankaya, yatırmışsın TL bir trilyon ya da neyse yani. Bir milyar TL mesela atıyorum öyle bir para yatıran TL yoktur ya. Yatırmışsın demişsin ki abi benim sendeki bir milyar hesap paramı, 1 milyar TL hesap paramı dolar satın almış gibi dolara çevir ya da avroya çevir. Koyar abi. Devletle bankalar bunun çevirirler TL'ye. istedikleri gibi bir kanuna bakar abi. Hiçbir şey de yapamazsınız. Anlatmak istediğim bu, kadar basit. Canlarım benim. <laughs> 21-30 gibi görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.